ötekileştirmeyi, dışlanmayı, mağduriyeti giderebilecek alanlarda yürümektir esasında aynı zamanda HDK. Yani yeni bir yaşamı kurarken öndeki engelleri kaldırmanın da aracıdır HDK, onu söylemek isterim. Evrensel bir örgütlenme biçimi, öyle söyleyelim. Paris Komünü'nden başlıyor. 1905-1917 Sovyet konseylerine kadar geçiyor. Şu anda Rojava'da yine benzer bir biçimde kantonlar üzerinden aynı örgütlenme biçimi var. Nedir bu? En küçük birimler insanların sorunu doğrudan doğruya hep birlikte yaşadıkları yerlerde doğrudan demokrasinin ortaya çıkabileceği, hayata geçirilebileceği ve mücadele aracı haline getirebileceğimiz meclisler kurmak. Bunun adı tarihsel olarak her zaman değişmiş. İkinci Dünya Savaşı döneminde mücadelelerle, faşizme karşı mücadelelerde de adları değişmiş. İspanya'da faşizme karşı mücadelede de adı değişmiş. Yunanistan'da da adı değişmiş. Bugün Türkiye'de bugünün koşullarındaki adı meclisler. HDK'nin meclisleri. Bu meclisleri ifade edildiği gibi üst yapısal olarak sadece sağlık meclisi, sadece gençlik meclisi, ekoloji meclisi falan olarak görmemek lazım. Esas mesele bunların doğrudan doğruya insanların var olduğu yerlerde, yaşadıkları alanlarda, çalıştıkları fabrikalarda, okul, liselerde, üniversitelerde yapılanması olarak değerlendirmek lazım. Meclis yapı örgütlenmeden anlamamız gereken budur. Şöyle söyleyeyim, 2011 kuruluşu 15 Ekim. İşte bu zamana kadar dediğiniz gibi 10 yılı geçti bu süreç. Varlığıyla bile pek çok şeyin yapılabileceğini gösterdi. En azından Türkiye'de, Türkiye halklarıyla Kürt halkının birlikte yaşamı için adım atılabileceğini, esasında sorunların kaynağının, dolayısıyla çözüm yolunun ortak olduğunu gösterdi. Bununla ilgili herkesi sorumluluk altında tuttu. Bir eylemlilik sürecinde var etti. Birlikte üretmeyi geliştirdi. Birlikte mücadeleyi geliştirdi. HDK'nin kuruluşundan önce bu yoktu. Bugün Türkiye'nin ilk kongre partisi olan Halkların Demokratik Partisi, HDK'nin kuruluşundan bir yıl sonra HDK tarafından kurulmuştur. Ve pek çok partinin içinde sizler de biliyorsunuz, hizipler, şunlar bunlardan bahsedilirken, tek bir partinin içinde birden fazla parti var, inanç grupları var, bireyler var. Ve bunlar sadece kendilerini ifade etmek değil, bunun organlarında, bir karar mekanizmalarında da birlikte varlar. Bunun Türkiye koşullarında yaşamasını sağlamak bile HDK'nin bir başarısı ve onuru olarak görmek lazım. Ama tabii ki HDK'nin kendisine yönelik olan eksiklikler, aksaklıklar maalesef mevcut. Onların giderilmesiyle ilgili umudumuz ve heyecanımız olmalı. Ben o umudu ve heyecanı taşıyanlardan bir tanesiyim. Değişik isimler olabiliyor. Maalesef çok yazarak tartışan bir heyet değiliz Türkiye'de. Dünyada da belki böyle ama en azından Türkiye'de meclisler konusunu bile yazılı tartışmalar itibariyle yürüttüğümüz söylenemez. Benzer bir şey biraz önce söylemiş olduğunuz kavramlaştırma için de geçerli. Benim biraz önce ifade etmeye çalıştığım meclisler konusunda tam da doğrudan demokrasinin gerçekleştiği şeyler o. Örneğin üniversiteyi ele alalım, değil mi? Üniversitede öğrencileri ele alalım. Birden fazla fakülte var. Her bir fakültenin öğrencileri kendi ya da yüksekokulun öğrencileri kendi içlerinde bir meclis kurabilirler. Orada yaşadıkları eğitim sorunlarıyla ilgili, beslenme, barınma sorunlarıyla ilgili. Ama her bir yüksekokul ve fakülte bir araya gelip üniversitenin kendi çatısı altında kendi meclisini daha üst organı olarak da geliştirebilirler. Ama sorunu çözecekleri yer, affedersiniz, neresi? Doğrudan doğruya sorunun yaşandığı yüksekokulu, fakültesi. Yemek sorununda, barınma sorununda, eğitimle ilgili eksiklikleri de, eğitimle ilgili araç gereç eksikliklerinde, eğitimle ilgili ulaşım sorununda orada o biçimiyle çözmeleri gerekiyor. Anlatmaya çalıştığım bu meclisler ve doğrudan demokrasi derken. HDK toplumsal alanın örgütlenmesi için var. Yani bir siyasal mücadele aracı değil HDK. Siyasal mücadeleyi partisi, Kongre Partisi, HDP aracıyla yürütüyor. O bakımdan HDK toplumsal alanda, yani biraz önce söyledim, yaşam alanlarında var olacak, orayı dönüştürecek bir yapılanma. Hem insanın kendisinin bir organizma olarak ne olduğunu bilen insan, bir organizma olarak kalp ne işe yarar, böbrek ne işe yarar,
dalak ne işe yarar, karaciğer ne işe yarar dahil bilecek. Üreme sağlığı konusunda örneğin bir erkek cinsiyetli çocuk ya da kız çocuğu niçin dünyaya geliyor? Cinsiyet belirleyen ne? Yıllardır biliyorsunuz buralarda, Türkiye Anadolu'da çok yaygındır değil mi? Kız çocuk doğuran gelinler, kadınlar hep horlanmıştır. Bir toplumsal cinsiyetin yansıması ve bir patriarkal tutum itibariyle. Ama burada ne olmuştur? Cinsiyetin belirleyeninin erkekten giden sperm olduğu göz ardı edilmiş. Bu bilgiye sahip olunmadığı için de bu yanlış tutum, hem ahlaken yanlış olan, hem sosyal yönden yanlış olan, hem de tıbbi yönden yanlış olan tutum gelenekselleşmiştir. İşte HDK insanın kendinden başlayarak kendisinin ne olduğunu bir organizma olarak öğretebilecek, farkına vardırabilecek, bir toplumsal yaşam içinde sosyal bir varlık olarak ne olduğunun farkına vardırıp yaşatabilecek ve işte her ikisiyle de beraber toplumsal yaşantının yani ekonomik ve sosyal yönden, üretim ilişkileri yönünden insan onuruna yakışır bir dünyayı hep beraber kurmanın yani yeni yaşamın adımlarını atacağı, onun organizasyonu için o büyük mücadeleyi önüne koyan bir yapılanma diye ifade edebilirim. HDK'yi tek başına kendisi yeterlik ve yetersizlikle değerlendirmek çok sınırlı olur. Dünya ve Türkiye'deki hem toplumsal hem siyasal gelişmeleri de beraber değerlendirmek gerekir. 2011'in ortamıyla hem dünyada hem Türkiye'deki, bugünün Türkiye'sindeki ortam birbirinden oldukça farklı. Bugün artık açık faşizmden bahsedebileceğimiz uygulamalarla çok yakınen ilişkideyiz. Dolayısıyla insanlar korkudan korka hale getirilmiş durumda. İşte HDK bu koşullarda korkudan korkmayı engelleyebilecek bir yapı olarak, bir örgütlenme biçimi olarak var. Umarım bunu hep beraber başarabiliriz. Yeni dönemde iki alan kıymetli diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi, bileşenler burayla ilgili varlıklarını gözden geçirmeliler. Koşulsuz bir şekilde HDK'nin partisi HDP'de var olma biçiminden öte, olabildiğince bütün kadroyla var olmalılar ki hayatı örgütlenebilsin. Bir diğeri, eğitim alanında hem HDK'nin ne olduğuyla ilgili, yani HDK örgüt okulu diyebileceğimiz bir alanda faaliyetleri genişletmemiz gerekiyor. Ve bu alan itibariyle gençlere, kadınlara, çocuklara, işçilere, emekçilere, köylülere, mevsimlik işçilere ulaşmamız gerekiyor. Bir yönüyle de bunu yaparken yeni yaşamın insanını, yeni insanı üretecek, biraz önce ifade ettiğim kendini bilen, sosyal bir varlık olduğunu bilen, toplumsal yaşantı içinde ne olduğunu ve neyi hedeflemesi gerektiğini bilen, insan uğruna yaşamak ne demekmiş, bunu bilen ve bunun için mücadele eden insanı yaratmak, onun için de HDK okullarına gereksinim. HDK okullarına gereksinim. Bir tanesi HDK örgüt okulu, bir tanesi de HDK okulları.